Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere salma kafesimizdeki kuşlarımızı göstereceğim. Normalde biz bunları dün attık salma kafese. Yaklaşık bir 50 ile 60 arası kadar bir kuşumuz var arkadaşlar şu anda bu kafeste. İki kafesi daha doğrusu. İki katlı bir salma kafesimiz arkadaşlar. Normalde üst katı biz dişi kafesi olarak kullanıyoruz. Pardon, erkek kafesi olarak kullanıyoruz. Alt kattakini dişi salması olarak kullanıyoruz. Ama şu anda tamamen karışık. Alt tarafta Bertan abinin kuşları var. Ekstradan bizim de kendimizin olduğu birkaç tane kuş var ama geneli Bertan abinin kuşlarına ait aşağıda. Yukarı tamamen bizim kuşlar ve genelde çift arkadaşlar yukarıdakilerin. Normalde bu durum çok sağlıklı bir durum değil. Bakın şöyle göstereyim. Birazdan zaten arka kameraya geçip detaylı bir şekilde göstereceğim ben sizlere orayı. Çok sağlıklı bir durum değil. Ben kuşlarımı eşe atacağım için diğer salma kafesi buradan çıkartmak zorunluluğum vardı. Onu çıkarttım. O salma kafesteki kuşlarımızı da geldik buraya salma kafese attık arkadaşlar. O yüzden şu anda ciddi bir yoğunluk var. Bir hafta kadar burada kalacaklar. Ondan sonra bizim üst kafesteki kuşlarımızı alıp biz erkeklerine eş olarak atacağız arkadaşlar. Eş attıktan sonra da salma kafesimizin sayı bayağı azalacak. Azaldığı zaman da hayvanlar rahatlayacak. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta kafes temizliğini yaptıktan bir veya iki gün sonra, en geç iki gün sonra diye düşünüyorum. Hava durumu şu anda öyle gözüküyor. Eğer istediğimiz ayarda gene giderse dediğim gibi kafes temizliğini yaptıktan sonra direkt ertesi gün ben eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. O zaman da totalde kaç tane çıktınız? 25 civarı bir çift eşe atılacak. Bütün kafeslerimiz zaten neredeyse dolu. Birazdan merakla kameraya geçeceğim. Bunları da detaylı bir şekilde göstereceğim zaten sizlere. Hiç merakımız olmasın. Yani bütün kuşları sizlere göstereceğim. Haricen bakın şu alt salma kafeste istediğiniz bütün kuşları sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Orada Bertan abiye ait. Onlar kesin gidecek kuşlar zaten. Diğerleri normalde bu sezon için bizim kendimize ayırdığımız kuşlar ama bunlardan da gene istediğiniz olursa gönderebiliriz. Problem değil. Bir de birkaç çocuğum olacak. Onları söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren büyük ihtimalle şu anda öyle gözüküyor. YouTube'da canlı yayınlara tekrardan başlıyorum. Çünkü çok fazla soracak geldiği için Instagram'dan ve ben de Instagram sadece post paylaşmak için hani aşk olsun diye bir video veya gönderip paylaşmak için kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Instagram'a girdiğim zaman en kesin 2 saat Instagram'da takılmam lazım. Çünkü bayağı bir mesaj geliyor. Onlara cevaplamam lazım. Instagram'dan sadece bundan sonra önceki gibi olacak yani. 2 sene önce yapıyorduk bizim şekilde. Tekrardan eski sisteme döndük. Instagram'dan sadece kuş sahiplendirme yapacağız. Kuş paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Soru cevabı YouTube canlı yayından yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat artık canlı yayın durumuna göre ve benim müsaitlik durumuna göre olacak. Bu haftada 2 veya 3 gün yapmayı düşünüyorum. Belki daha da fazla yapabiliriz, hiç belli olmaz. Ama dediğim gibi tekrardan başlıyorum. Hatta evde yapacağım canlı yayını. Burada yapamıyorum. Mikrofonumuz var aslında. Burada yapabiliriz ama burada internet sıkıntımız var arkadaşlar. İnternet burada maalesef çekmiyor. Canlı yayında da biliyorsunuz bizim internetimizin hızlı olması lazım. Çünkü sorunlarımızı yetiştirebilelim. Hani internet evde daha rahat olacağı için evde yapmaya karar verdik. Hatta evde ben ayarladım. Şu anda canlı yayın için ortam hazır evde ama dediğim gibi birkaç işimiz var, onlar bitecek. Hafta sonu kafes temizleyeceğim, kuşları eşe atacağım. Ondan sonra da canlı yayınlara başlayacağım. Orada eskiden belki hatırlayanlar vardı, hatta YouTube'da duruyor bile canlı yayın videolarımız. 2 yıl önce yapıyorduk, gayet de güzel oluyordu arkadaşlar. Sohbet havası içerisinde oluyordu. Siz sorularınızı soruyordunuz, ben sorularınızı cevaplıyordum. Gene aynı şekilde olacak. Bu sefer daha güzel olacak çünkü evde kuş yok. Önceki canlı yayınlarda kuş sesi fazla olduğu için ben çok fazla bağırıyordum ve birazcık anlaşılmayabiliyordu. Ama artık evde sohbet havasında güzel canlı yayınlar yapacağız. Şunun da duyurusunu yapalım. Bir önceki videomuzda ürünlerle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz demiştim ama birkaç arkadaşımız aramış. Niye bakmadım diye bana yazdılar kendileri WhatsApp'tan. WhatsApp'tan yazınca gördüm. Arkadaşlar benim numaram sitede bulunduğu için alışveriş sitemizde ilk başlarda çok fazla arayan oluyordu. Ya bu da bir zamandan sonra insan ister istemez rahatsız ediyor. Bu durum yaşanmaması için ben yabancı numaraların aramalarını da kapattım telefonumu. Hani sabaha kadar da arasanız benim sizi aradığınızdan haberim olmuyor. Bilginiz olsun. Mesaj atmanız lazım. Normalden de mesaj atabilirsiniz ama WhatsApp'tan atmanızı tavsiye ederim. Daha iyi olur arkadaşlar. WhatsApp'tan atarsanız daha iyi olur dediğim gibi. WhatsApp'tan yazdıkları zaman ben görebiliyorum ama dediğim gibi sivil numara aradığı zaman benim telefonuma bildirim düşmüyor. Çünkü öyle bir şey olsa gün boyu benim telefon çalıyor zaten arkadaşlar. O yüzden zaten bu uygulamayı indirdik biz ve böyle de yaptık. Böyle de devam edecek. Hani sormak istediğiniz sorular falan varsa tekrardan söyleyeyim. WhatsApp'tan yazmanız iyi olur. Şimdi çok da fazla uzatmak istemiyorum. Arka kameraya geçip sizlere şu salma kafesi göstereceğim. Daha sonra bütün kuşlarımızı göstereceğim yeni açıdan. Duruma göre ilerlemeye devam edeceğiz. Haydi arka kameraya geçelim arkadaşlar. Evet şimdi arka kameramıza geçtik. Salma kafesimiz zaten gözüküyor arkadaşlar. Şöyle
gösterelim sizlere de. Bu arada çekimlerimizi artık gimbal'la yapıyoruz. Daha profesyonel olsun diye. Güzel videolar da çekeceğim bu arada. Instagram hesabımızda paylaşacağız. Şöyle göstereyim. Salma kafesi dediğim gibi aşağı taraf neredeyse Berkan abiye ait. Hatta direkt aşağı taraftan başlayayım isterseniz. İsten de birazdan göstereceğim. Burada da mesela örnek veriyorum. Kuşlarımızı biz eşe attık değil mi? Eşe atarken de beğenebilirsiniz. Hiç fark etmez. Eşe attıktan sonraki videolarımıza da beğenebilirsiniz. O da fark etmiyor. Hangi kuşu isterseniz dediğim gibi verebiliriz arkadaşlar. Kendimize ayırdığımız gibi bir durum yok. Çünkü kuş sayısı bu sezon elimizde çok çok fazla. Geçen sezonlar gibi kuş sıklığı yaşamıyoruz. O yüzden dediğim gibi istediğiniz kuşa sorabilirsiniz, isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi şöyle odaklamam lazım galiba. Bunlar Berkan abinin kuşları arkadaşlar. Bunlar da istediğiniz dediğim gibi sizlere gönderebiliriz. Hiç problem yok. Şöyle göstermeye devam edeceğim sizlere. Burada bir güzellik var. Bunun kardeşi bende mesela. Çok güzel bir dişi. Şöyle aşağıya gösterelim. Bunlardan dediğim gibi arkadaşlar ben yavaş yavaş gösteriyorum ki hani durdurup örnek veriyorum bunu beğendiniz durdur ekran görüntüsü çek Instagram'dan gönder. Instagram'dan tekrardan söylüyorum soru cevap artık yapmıyorum. Hani bugünden itibaren bitireceğim yani. Daha doğrusu canlı yayınlar başlayınca bitireyim. Canlı yayınlar başladıktan sonra çünkü çok fazla yazan var arkadaşlar öyle böyle değil. Dediğim gibi çok fazla bir zaman geçirmem lazım. Bakın burada çok güzel erkeklerim var. Aşağıdaki kişi mesela bizim. Üst basın böreği dişinin erkeği. Şey erkeğin dişisi o. Buradakiler böyle. Arkadaşlar var mavi bir dişimiz. Japoneslerimiz de verebiliriz. Onlar eşli bu arada arkadaşlar. Eşleriyle beraber isteyenlere Japones sevenler varsa gönderimini sağlarız. Yani 55 veya 56 tane şu anda kuş var. Ortalama. Alt kafes ve üst kafesin toplama arkadaşlar çok çok fazla dediğim gibi. Ama gene kafesimiz büyük kuşları kaldırabiliyor. Hatta 4-5 tane daha aşağı yatsam gene kaldırır. Aşağı kafes yukarı kafese göre biraz daha az. Ama dediğim gibi bu bile fazla arkadaşlar. Bu ne zaman rahatlayacak? Kuşları eşe attığımız zaman bu kafes neredeyse tamamen boşalacak. Buradakiler de eş tutmuş bu arada. Bunları eşe atabilirim. O erkeğimizin dişisi yok. Dişinin de erkeği yok. Salmada güzel eş tutmuşlar. Onları eşleyebiliriz. Hiç problem yok. Burada da kendimize ayırdığımız dişiler. Kendimize ayırdığımız nelerdir arkadaşlar? Hemen göstereyim sizlere. Bunlar yeni sezonda yumurtlatmayı düşündüğümüz, çalışmayı düşündüğümüz kuşlar. Bakın güzelliklerini görüyor musunuz? Şöyle yapayım. Vallahi gayet güzeller arkadaşlar. Hepsini göstereceğim sizlere. Arkada ışık uyuyor. Burada violet dişimiz var. Bu da Berkan abiden gelme üst basıklardan. Bu da mesela salma kafeste eş aldı. Yani kuşları şu an salmada bile eş tutmaya başladılar arkadaşlar. Burada çok güzel dişlerim var. Bunların hepsinde eşi var bu arada. Bu makineye bakıyor. Büyük ihtimalle gelecek. Şöyle yapayım da. Işık geliyor hayvana. Çok güzel bir kapak fotoğrafı. Kızım uzak buraya. Bu da kendi ürettiğimiz yavrulardan arkadaşlar. Geçen sezon ne zaman diyeyim. Bitmesinde 5-6 ay falan hemen herhalde bu. Olmuştu veya son yavru da olabilir. Tam hatırlayamadım şu anda ama ciddi manada kendi çok güzel gelişti. Ben bunu çok beğeniyorum. Güzel de fotoğrafını çektik. Burayı tekrardan göstereyim. Burada güzel kızlarım var benim. Buranın geneli, hepsi demeyeyim, geneli bir şey. Erkek çok fazla arkadaşlar, 4 tane falan var. Çok fazla bir erkeğimiz yok. Ya çoğu da yavru zaten erkeklerin. Dişlere sıkıntı yaratacak derecede değil. Ama yavruyken bile hayvanlar kuru yapmaya başladılar. Bu güzel bir şey. Şöyle kafeslerimi göstereyim. Bunların yuvaları takılacak. Son kafesimizde de yuvalar yine takılacak arkadaşlar. Bunun tadilatını 3 tane vardı. 2 tanesini yaptım, 1 tanesi kaldı ve biraz da hava almaya bırakacağım. Çünkü bu
kızak bölümünde bir yeri yapıştırmam gerekiyordu. Soğuk yapıştırıcıyla yapıştırdım. Çok yoğun bir koku oluyor. Belki kullananlar vardır soğuk yapıştırıcıyı. O koku şu anda maalesef dediğim gibi yoğun olduğu için takamadım onları da. Acelesi yok zaten. Yarın takarız. Problem değil bizim için. Burada yine üst basit kolay erkeğimiz var. Bakın bunlar da gene verilecek arkadaşlar. İsteyenler varsa bizlere Instagram'dan yazabilirler. Kuş için her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Ürün için de yazabilirsiniz ama soruları artık canlı yayınlara başladıktan sonra canlı yayından alacağız. Çünkü dediğim gibi bayağı bir karışıklık oluyor. Kimse gönül koymasın. Önceden bu sistemden yapıyorduk. Gayet güzeldi. Tekrardan aynı sisteme geri döneceğiz arkadaşlar. Sadece ne olacak? Kuşları gösteremeyeceğim sizlere canlı yayında. O dezavantajımız olacak ama sizin sorularınız orada cevaplarını bulacak. Öyle söyleyeyim. Yani sizin istediğiniz gene olacak. Canlı yayının sonunda belki hatırlayanlar vardır. Yuva açılışı yapıyorduk. Çok çok güzel oluyordu arkadaşlar. Yavruları falan gösteriyordum. Yavruların hangi tüy, hangi renk geleceğini falan konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Canlı yayınlar güzel oluyordu. Dediğim gibi tekrardan başlayacağız. Bütün kafeslerim dolu. Sadece şu alt kafeslerim boş. Burada bir tane kırgın dişim var. Burada da bir tane erkeğim var. Salma kafeste birazcık baskınlık konuştu diğer erkekler. Ve hayvan biraz daha kendine küsmüştü yani. Kendi özgüvenini yitirmişti, öyle söyleyeyim. Tekrardan özgüvenini yitirsin diye, kızgınlaşsın diye. Daha kendisi yavru zaten. Oraya aldım tek başına. Çok fazla kalmayacak. En fazla 3 hafta. 3 hafta kaldıktan sonra onu da salma kafese alacağız. Hem o zaman salma kafes biraz daha rahatlar. Şöyle kafesimizi yukarıdan da gösterelim. Her yer temiz arkadaşlar. Temiz olduğu için bol bol sizlere göstermek istiyorum. Bunu zorunda kaldığım için yaptım. Kimseye bu şehirleri tavsiye etmiyorum. Çok fazla kuş var. Allah göstermesin. Bir tane bir rahatsız bir kuş çırp çıkarsa bütün kuşlara geçirme ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu mecbur yapmak lazımdı. Oraya diğer salma kafes geldiği zaman bu kafesler kullanılmıyordu. Oralara da erkeklere tek denem gerektiği için mecburen o kafesi ortadan kaldırdık. Ve durumlar şu anda bu şekilde arkadaşlar. Yani mecbur olmasam imkanı yok koymam ki zaten beni bilenler bilir. Her zaman kuşların sağlığını daha çok ön plana tutarım. Öyle de olması gerekiyor zaten ama gene herhangi bir sıkıntı yok. Küllerini zaten düzenli olarak geçiyoruz arkadaşlar. Ondan yana da akıllarda bir soru işareti kalmasın. Şöyle gösterelim yol taktığımız erkeklerimize. Burada üst basit bir yeşil erkeğim var. Bu da çok güzel bir erkek. Hemen geçelim. Burada güzel bir tane jumbo erkeğim var. Bu da Bertan abiden gelme gene. Geçen seden almıştım. Çok güzel bir erkek. Bunun hatta kardeşi de var. Kardeşi de 7 numaralı arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğiz olması. Hızlı hızlı geçeyim hatta ben. Burada güzel bir tane daha mavi swangle üst basit erkeğim var. Onu karşıya uçurabilirsem tamam. Onu da yakından sizlere göstereyim. Bu da Bertan abiden gelme. Çok güzel. Bunun dişi de hatta şu anda kavga ediyor. Bakın. Suluğun hemen önündeki su yeşili bir tane dişimiz var. Kırmızı suluğun hemen önünde. Bunun dişi o. Bunun dişi gene kendisi gibi. Yani eşe attığı zaman güzel olacak. Eşe atarken de bu aparatı ben sabitleyeceğim. Kamera gene bizi çekecek arkadaşlar. Daha sonra ben eşi tamamen bitirdikten sonra alıp sizlere teker teker göstereceğim. Bakın burada kendi ürettiğim yavrulardan. Geçen sezonun yavrularından. Çok güzel bir erkek. Burada geçen sezon İstanbul'dan aldığımız show, İstasa show, Japonez erkeğimiz, her renk, bir ara her ırk vardı, şu an her ırk da yok arkadaşlar, azalttım dediğim gibi. Hatta bu Japonezleri de göndermeyi düşünüyorum. Burada Bertan abiden gelmeyi İstasa'lardan bir erkek var. Burada yine Bertan abiden gelmeyi İstasa'lardan bir erkek var. Şöyle odaklamak istiyorum. Çok çok güzel arkadaşlar. Bu sezon cidden Allah nasip ederse batımlarımız da güzel, kuşlarımız, hal ve hareketlerini de ben takip ediyorum düzenli. Hiçbir problem yok. Diğer Japonya erkeğim de burada. Bunlar eş bu arada bakın. Bunları isteyene gönderebiliriz. Bunların dişleri ikisi de DF Lutino yani arkadaşlar. Tek renk sarı ama siyah göz, kırmızı göz değil. Burada yine İstanbul'dan aldığımız çiftlerden bir tanesi burada. Bunun dişi de yine yeşil. Çok güzel çift. Ve eşe attığımızda direkt çiftleşen çiftlerden çok fazla genç yumurtlamıyorlar, bizi bekletmiyorlar. Yani ben böyle kuşları daha çok severim. Burada üst basıp gri erkeğimiz var. Biraz önce salmada gösterdim. Beyaz dişi bakın. Hemen şurada odaklayalım hemen orayı. Şuradaki beyaz dişinin erkeği. Bunlar da yavrular artık. Salmada bir tane yeşil dişi göstermiştim yukarıda. Eş tuttu diye salma kafeste. Onun da eşi bu. Bu arada salma kafeste şöyle yakından göstereyim. Bu mesela arkadaşlar hemen göstereyim. Biraz önce gösterdim. Kendi yavrum dediğim. Bu yavrunun kardeşi, babası hatta 28 numaradaki erkek.
Sağmadaki maviler çok çok iyi anlaşıyor bu arada. Onları belki dediğiniz gibi eşe atabiliriz yani. Onları da ayırabilirim. O her şeyi nereye atacağım o problem. Onu da artık ayarlarız. Japoneslerden birini alırım. Olmazsa aşağı kafese atarım arkadaşlar. Onu da boş kalan yere alırız. Problem değil. Bir numarada bizim elekler var. Bundan çok fazla yavru aldım ben. Ve almaya devam ediyorum. Gayet verimli bir hayvan arkadaşlar. Burada yine mavi spanglerimiz mevcut. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Videomuz bayağı uzun oldu. Bakın bu yeşilin mesela yavrusu buradaki gri. Gördünüz mü arkadaşlar? Tüyde olmasa rağmen hayvan kendini gösterebiliyor. Gayet güzel. Bu da Berkan abiden gelme arkadaşlar. Geçen sezon. Çok güzel bir belki. Bunun da eş tutturdu. Hatta videoda tutturmuştuk. Bunun eşi de şu sol üstteki lacivert dişimiz olacak. Palamet mavi dişimiz var. Çok çok güzel. Burada yeşil bir tane şov dişim var. Onunla eşleyeceğim bu gri yüzüm mumu da. Dişi bir tek bununla anlaşıyor. O yüzden bunları eşleyeceğim. Bu dişisini atmadan yuvaya girmeye başlamış. Burada çok güzel bir tane şov erkeğim var. Mavi. Onun dişisi de üst basıp şovcum bu arkadaşlar. Yeşil dişi. Bir tek bu erkek bir tanesi için bununla beraber takılacak bu arada. Ya, kuşların şovu hazır. Zaten hallerinden hareketlerinden anlarsınız. Ve gayet de sağlıklılar. Bir sonraki kafes temizliğimizde inşallah bakalım. Bunlar artık eşe atılmış olacaklar. Dediğim gibi beğendiğiniz hangi kuş varsa arkadaşlar hiç fark etmiyor. Çok fazla kuşumuz var şu anda. Hangisini isterseniz gönderimini sağlarız bakın. Burada yine Bertan abinin kuşlarından var arkadaşlar. Bunları da verebiliriz. Bunların hepsi şu anda eşe attığım zaman yumurtlayacak kuşlar. Burada mesela Texas erkeğim var. Texas Silver diye geçiyor mutasyonu. Odaklayabilirsem eğer. Odakladım. Çok güzel bir mutasyon. Bunu da verebiliriz. Hiç problem değil. Bunun dişi de yeşil renk. Rengi yeşil. Onları da dediğim gibi bunlarla beraber komple eşe atacağım. Totalde kaç tane kuşumuz eşe atılacak? 3. Bunu belki biraz geç atabilirim. Dişi çünkü daha küçük. 2. 5. 8. 11. Burayı komple atıyorum. 11. 3 daha ne yaptı? 14. 3 daha 17. Hemen geçiyorum. 17, 4 daha 21, 23, 25, burayı da sayalım arkadaşlar, 27. Yani dediğim gibi 25 tane baz alalım biz. 27 olmazsa da 25 tane kesinlikle eşe atılacak. Gayet yeterli bir seviye. Hatta fazla bile diyebiliriz. Ben normalde 20 tane çift düşünüyordum. Şu anda söyleyeceğim başka da bir şey yok. Hani bayağı bir kuş kalabalığı var arkadaşlar. İstediklerinizi göndermeni sağlayabiliriz. Biz Tokatay bağlıyız. Kendiniz de gelip alabilirsiniz. Hiç problem yok. Her zaman buradayız biz. Gelmeden önce sadece bize aramayın arkadaşlar. Yabancı numaranız kayıtlı değilse aramayın. Çünkü bana arama düşmüyor. WhatsApp'tan mesaj atın. Bu kadar basit yani. Anlaşılmayacak bir şey yok. Dediğim gibi onlarca Instagram'a yazarsanız artık ben ne zaman girersem o zaman bakarım. Çok fazla Instagram'a dediğim gibi giriş yapmıyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.